Geçtiğimiz hafta bir meslektaşımız bir haber ortaya attı. Ajans Haber'den sevgili Ünsal Ergel, meclis koridorlarında sıkı takip eden bir isim. Kendisi bir haber paylaştı. İşte haber paylaştığı haberde mecliste kaybolan 250 bin dolar para iddiası. İşte bunun bir CHP'li milletvekilinin, başka bir CHP'li milletvekilinin odasında unuttuğu, unutan milletvekilinin isminin V.A., unutulan milletvekilinin isminin ise Karadenizli bir milletvekili ve odasının 4. katta olduğunu söyledi. Aslında bu haber her ne kadar üstü kapalı olsa da tamamen adrese teslim bir haberdi. Çünkü haberi şöyle biraz kurcaladığımda bu isimleri ilk dile getiren kişi bendim. 129 milletvekili, CHP'li milletvekili arasında V.A. isimli tek kişi Veli Ağbaba'ydı. Ve diğer 4. katta odası bulunan tek Karadenizli milletvekili ise Sayın Seyit Torun'du. Ve ben de bu iddiaları hedefime alarak dedim ki burada haber doğrudan size hedef gösteriyor. Bu iddialara cevabınız veya yalanlamanız olacak mı? Bununla ilgili Sayın Veli Ağbaba öncelikle çok sert bir açıklama yaptı. Ama bununla birlikte işte Seyit Torun da açıklamasını yaptı. Ama aynı zamanda grup başkan vekilleri de bana ulaşarak işte böyle bir haber yok. Lütfen bu tweet'i kaldıralım şeklinde de ricada bulundular. Ben dedim ki... İlk tweet'i siz mi atmıştınız? Haberin tweet'ini ben attım. Haberden alıntılayarak. Sonrasında... özellikle bakın bununla ilgili bizim vatandaş olarak mecliste yaşanan bir olayı ortaya çıkartma gibi bir şansımız yok. Bunun en açıkla kavuşmasının imkanı Sayın Veli Ağbaba'nın veya Sayın Seyit Torun'un hatta 4. katta odası olan diğer CHP'li milletvekillerinden bir tanesinin bu iddiaları çünkü zan altında kalıyorlar. Meclis Genel Sekreterliğine bir dilekçe vererek başvuru yapmalarını istedik. Sayın Ali Mahir Başarı da yapacaklarını söylediler. Hatta bir dilekçe tarafıma ulaştırdılar Veli Ağbaba imzalı. Ama üstad bilir, meclis koridorlarına da hakimdir. Verilen dilekçede herhangi bir alındı belgesi ya da meclis genel sekreterliğine bir kaydı görülmedi. Bunu sorduğumuzda da böyle bir belgenin ulaşmadığını söylediler. Tarih olarak da orada sıkıntılı bir süreç vardı. 15 günlük bir geçmişe götürüyorlar. Ama seçim sürecinin başladığı tarihe haberde bakacak bir olsanız bir buçuk aylık dönemin incelenmesi gerekiyor bu anlamda. Tabii. Sonrasında iki gün önce biliyorsunuz Sayın Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi bu sefer olayı farklı bir yöne çekerek dedi ki evet bir para iddiası var. Veli Ağbaba'yı değil ama Seyit Torun'u kastederek Seyit Torun değil ama başka bir milletvekili. Şu anda meclis koridorlarında da başka bir milletvekilinin ismi konuşuluyor. Hatta danışmanını görevden aldı. Bununla ilgili de şu anda meclisin sıcak kulislerinde ve yine MHP'de milletvekili O vekil mi danışmanını görevden aldı? Evet, esas odasında para unutulan vekilin danışmanını bunu aksettirdiği için. O vekil de Veli Ağbaba'ya ve Özgür Özel'e çok çok yakın bir milletvekili. Çok çok yakın. Söyleyemiyor mu? Yok söyleyebiliriz, sakınca yok. Sivas milletvekili Ulaş Karasu'nun ismi geçiyor. Onun ismi geçiyor. Tabii bunlar iddia ama dediğim gibi son olarak MHP milletvekili Sayın Fethi Yıldız da bununla ilgili açıklamalarda bulundu. Şu anda açıkçası o 4. katta bulunan artık CHP'nin 21 milletvekili var. Ben buradan hepsine sesleniyorum. Şu anda hepsi zan altında kalmıştır. Çünkü mecliste böyle bir paranın ne işi var? Ama burada ilginç bir şey daha var benim gördüğüm kadarıyla. Yani Veli Ağbaba ile yapılan ilgili bu kadar iddialar dönerken CHP milletvekillerinin hiçbirisinden bir sahiplenme, bir savunma gelmemesi de ilginç.